Evet, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ufuk Tarhan'la olan söyleşimize devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kişisel gelecek planlaması üzerine konuştuk. Ve Fütüristler Derneği, fütürizm nedir? Bu konu üzerine biraz sizlerle bilgileri paylaşmaya çalıştık. Ufuk Hanım aynı zamanda 2002 yılında bilişim sektöründe yılın en başarılı kadın seçilmiş bir bayan çalışan. Kendisi de çeşitli sektörlerde uzun yıllar üst düzey yöneticiliklerde bulundu. Kadının iş dünyasındaki yeri konusunda sanıyorum sizin söyleyebileceğiniz şeyler olacaktır. Çünkü bir bayan olarak uzun bir süredir iş yaşamındasınız ve çeşitli tepe görevlerde bulundunuz. Bu konuda Türkiye'deki şartları, sizin karşılaştığınız zorlukları veya avantajlardan biraz bahsedebilir misiniz acaba? Tabii bahsedebilirim ve de aslında bu tabii hep herkesin çok hassas olması gereken, daha dikkatli olması gereken bir konu. Şunu belirteyim yalnız, Türkiye yani her halükarda iş dünyası hala erkek egemen ve özellikle şu anlamda executive yani çok üst düzey yönetici, stratejik noktalardaki kadın sayısı son derece düşük. Ama bu yurt dışında da aynı Tabii şimdi galiba. oraya geleceğim. Yani bu aslında global bir mesele ve dünyevi bir sorun. Kadınlar belli noktalarda çok ilerleme kaydettiler. Belli seviyelere kadar gelebiliyorlar ama executive seviyede en çağdaş, bu konulara en fazla önem veren uluslararası şirketlerde dahi oran çok düşük ve hemen hemen bütün uluslararası şirketlerin, bilinen büyük uluslararası şirketlerin ciddi bir programı var. Yani stratejik noktalardaki kadınların sayısını arttırmak. Niye artmıyor? Bunun için ne yapabiliriz gibi özel programları var, özel bölümleri var hatta. Bunun için çalışıyorlar. Biz aslında Türkiye olarak kadına çok daha geniş haklar vermiş bir toplumuz. Yani özellikle devrimlerden sonra gerçekten kadınlar için hazırlanan ortam yurt dışından daha avantajlı veya daha uygundu. Ve ben hani iş hayatımın başlarındayken, üst düzey yöneticiyken, yurt dışına toplantılara gittiğimde Türkiye'den tek kadın oluyordum çoğu zaman. Yani yurt dışı bu konularda daha konservatif, daha gerideydi. Hele bizim teknoloji sektöründe. Daha sonra biraz değişti ama yine de hiçbir zaman istenen düzeye gelmedi. Bu gerçekten anlayamadığım bir şey. Ve bir sürü insanın da anlayamadığı bir şey. Yani acaba kadınlar mı yeteri kadar bu işe asılmıyorlar? Tabii ki erkek egemen iş dünyasında cam tavan sendromları, sosyal bir takım roller, kültürel doku bizim ülkemizde de yani kızların okutulmadığı falan. Yani bir sürü hepimizin çok derinden yaralandığı, bildiği konular var. Fakat bu bir türlü de çözülemiyor ve işin garibi de dünyada da satın alma kararlarını büyük ölçüde kadınlar vermeye başladılar. Yani hem ekonomik güçleri ilerliyor, hem etkinlikleri artıyor ve şöyle bir şey var fütüristlerin öngördüğü. Yani dünyanın aslında satın alma müdürü kadınlar. Çünkü hem Evet. ekonomik güçler artıyor, hem ailedeki satın alma kararlarında çok etkinler. Ama bunlara ürün ve hizmet satan şirketlerin yönetimi, stratejik yönetimi de erkeklerdi. Şimdi anlaşılamayan bir kitleye nasıl bir stratejik yönetim ve yaklaşım benimsiyoruz? Onun için hani bu kadın erkek eşitliğini halletmeliyiz gibi bir yaklaşım var ki doğru. Yani burada bir çelişki var. Artı kadın doğurgan çocuk yetiştiriyor ve hakikaten insana dair çok önemli bir sorumluluğu ve başlangıç noktası. O zaman niye böyle bir dengesizlik var? Bu benim bir kişisel olarak da çözemediğim, dünyanın da zannediyorum çok çözemediği bir konu. Ancak iyileştirilmesi gereken de bir konu diye inanıyorum. Bu konuda her vesileyle ben de araştırma yapıyorum, çalışıyorum, gözlemde bulunuyorum. Tabii ki kadınları ekstra zorlayan pek çok şey var. Ama o yolları açtığınızda da zaman zaman itiraf etmeliyim ki bir kadın olarak şey görüyorum. Yani bir geri adım atılmasını ve gerektiği kadar hani o işlere de o meselelere de asılınmadığını ya da kadınlar arası rekabet gibi bazen hakikaten ona da şaşırıyoruz. Bir konunun da gündeme geldiğini görüyoruz. Neticede kadınlarla ilgili, kadınların iş hayatındaki etkinliğiyle ilgili son durum şey değil, tatminkar değil. Pek iç açıcı değil diyorsun. Ben kişisel olarak da tabii çok zorlandım. Yani zorlanıldığını da görüyorum. Ancak hani En çok zorlayan neydi bu kariyer yolculuğunuzda? Yani en çok neye takıldınız?
Yani aynı eğitimi almışsınız, aynı daha fazla işler iş yapıyorsunuz ama hakikaten erkekler arası bir dayanışma, yani bir takım ruhu daha fazla mı diyeyim nedir? Yani bir o cam tavan sendromunu kesin hissediyorsunuz. Yani erkekler kulübü gibi oluyor şirketlerin çoğu ve onların şeylerine, enerjilerine, onların ortamlarına katılamazsanız dışlanıyorsunuz. Mesela bakın şöyle bir şey yaptığımı biliyorum. Çalıştığım şirketlerden bir tanesinde üst düzey yine yöneticiyim ve yönetimde tek kadınım ve bütün iş analojileri futbolla kuruluyor. İşte şimdi hani şunu şöyle yaparsak Beşiktaş'ın şurada attığı gol gibi oluruz ya da şunu şöyle, ben şimdi tabii o maçı seyretmediğim için bilmiyorum, anlayamıyorum ve hakikaten bunu ısrarla yapıyorlar. Ben birkaç kere hatırlatmak durumunda kaldım. Ya ben de varım ve anlamıyorum. Yani lütfen bunu hani iş terminolojisiyle konuşabilir miyiz? Aa bir de gülüyorlar falan falan. Böyle espriler mespriler. En sonunda ben canımı dişime taktım ve futbol seyretmeye mi başladın? Hem futbol seyrettim. Bütün takımları öğrendim. Ondan sonra spor gazetelerini okudum. Yani evet ben bununla ilgilenirsem bunu yapabilirim ve sizinle bunları konuşabilirim. Ama mesele bu değil. Lütfen şey yapalım. Hani bunu bir cinsler arası mücadeleye çevirmeyelim mesajını vermek için bunu yaptım ama zorlandım. Yani çünkü hakikaten benim ilgi alanım da değildi. Ve sırf bu gösteriyi yapabilmek adına çok emek harcadım. Yani böyle erkekler arasında bir takım ruhu ve o can tavanı çekmek gibi bir belki durum biraz var. Biraz daha fazla mücadele etmek gerekiyor değil evet, mi? Evet çok uğraşıyorsunuz. Yani ücretlendirmede, pozisyonlamada, atamalarda bir erkeğin harcaması gerekenden çok daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Ücret konusunda da böyle bir ayrımcı tutum olduğu söylenebilir mi? Söylenebilir. Yani çoğu insan, çoğu firma bunun olmadığını olmadığını varsaymak istiyoruz belki ama var. Yani bu ne yazık ki gözleniyor. Evet. Kadının iş yaşamında evet gerçekten aşması gereken önemli sorunlar maalesef bulunuyor. İsterseniz programımızın sonuna yaklaşırken biraz da sizin hem deneyimlerinizden yararlanarak iş yaşamında kariyer yapmak isteyen, mesleki eğitimlerine başlayan ve kendilerine bir yol çizmek üzere olan gençlere iş yaşamında başarılı olmaları için neler önerirsiniz acaba? Biraz da bu konudan konuşalım istiyorum. Memnuniyetle. Yine hep söylüyorum. İlk önce vizyonları netleştirmeleri lazım. Yani bunu yapmadan çünkü çıkacakları her yolda geri dönme, patinaj yapma ihtimalleri çok yüksek. Vizyon meselesini ciddiye almalarını öneriyorum. Ondan sonra da aldıkları teknik eğitimler kadar, belki de onlardan daha fazla. Çünkü bu bilgileri artık günümüz teknolojilerinde her yerden, her koşulda ulaşmak mümkün. Ancak kişisel gelişimlerine belki de bundan daha fazla önem vermeliler. Yani kişisel gelişim meselesi, yani ne demek istiyorum? İnsanlar arası ilişki, iletişim, hayata olumlu bakmak, kendine liderlik yapmak. Bunun gibi konular çok önemli. Dolayısıyla bu konulardaki yeteneklerini, yetkinliklerini nerede olduğunu iyi algılayıp kendisini inceleyerek, fark ederek ve dışarıdan geri bildirim alarak bu konuları her koşulda iyileştirmelerini öneririm. Yani vizyonla hedeflerini, planlarını netleştirip yol haritalarını çizdikten sonra orada yürürken bunu kotarabilmek için ihtiyaçları olan önemli şeyler var. İşte onlar da bu sıraladığım kişisel özellikler. Nice yıldızlar var, nice pırıl pırıl gençler var. Sırf bu özellikleri, bu nitelikleri, donanımı iyi kullanamadıkları için yok olup heba olup gidiyorlar. Yani onun için benim tanıdığım pek çok genç var. Diplomalarına, CV'lerine baktığınızda pırıl pırıl ama o kadar ciddi kişilik şeyleri var ki, problem demeyeyim de yetersizlikleri, tecrübesizlikleri, aksaklıkları var ki bunu bir türlü fayda getirir hale çeviremiyorlar. Onun için bu yani teknik eğitimler kadar şimdi çok yaygın tabiriyle soft skill dediğimiz eğitimlere, kendi kendini eğitim sürecine, geliştirme sürecine çok önem versinler. Tabii en önem verilmesi gereken şey bu vizyon ve hedeflenmek, amaçlı yaşam meselesi. Bütün bunları eğer gerçekleştirirse sanıyorum başarısız olmak için de ciddi bir sebep kalmıyor.
Evet, yani başarı tarifi dediğim gibi herkese göre değişiyor ama başarıyı ben şöyle tarifliyorum. Vizyonunu gerçekleştirmek. Yani herkesin vizyonu farklı olabilir. Yeteneklerine, tercihlerine, koşullarına göre. Ama o vizyona ulaşmak bir başarıdır. Dolayısıyla o başarıya ulaşmak için de bunlar arkasına eklenirse hayat mükemmel. Evet. Efendim, bu hafta programımızda Sayın Ufuk Tarhan bizlerle birlikteydi. Gelecek, kişisel gelecek planlama üzerine konuştuk kendisiyle. Aynı zamanda iş yaşamı ile ilgili deneyimlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğu için. İnşallah başka programlarımızda tekrar Ufuk Hanım'la birlikte oluruz. Allah'a ısmarladık efendim. Ufuk Hanım, bir koltukta birden fazla kardeş taşıyan, kendi son derece derin bir iş deneyimi olan bir fütürist. Kişisel gelecek planlaması nasıl yapılır, daha doğrusu nedir ve nasıl yapılır, bu konuda değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak. Kendisine bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki etkinliklerde yine tekrar sizlerle görüşürüz. Kilimanjaro, Tanzanya'da ve 5895 metre, insanların yürüyerek tırmanabildikleri nadir zirvelerden ve dağ tırmanışının çok tabii konuda önemli olduğunu ve bunun revize edilmesi gerektiğini söyledi ve sonunda bu ağladığı, zorlandığı zamanlarda da bütün bu hazırlıklara rağmen kendisini hep o olayı yapmaya iten şey o dönemdeki Kilimanjaro resminin o çizgiyi de netleştirdiği ben 2007'de Kilimanjaro'ya çıkacağım hedefini gerçekleştirmenin kendisini devamlı her zor anında yürüttüğünü ifade etti. Yani aslında buna zirveyi yaşamak arzusu diyebiliriz. Yani orada onu oraya götüren o zirvede çekeceği fotoğraf ve orada olmayı yaşamak